Merhaba, ben Şevval, 26 yaşındayım. Şu an Güney Kore'de yüksek lisans yapıyorum. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı'nı kazandım. Bu aşamadan sonra Kore'yle çok haşır neşir oldum tabii ki. Hem dilini okuduğum için hem çok fazla ilgi duymaya başladım. Güney Kore'ye gelmek, burada yaşamak istiyordum. Üniversitede tabii ki direkt sizi Kore'ye yollamıyorlar Kore diline girdiğinizde. Bir değişim öğrenciliği süreci oluyor fakat bunu belli bir sınıfı geçtikten sonra belli bir not ortalaması ile yapabiliyorsunuz. Fakat bu değişim öğrenciliği olana kadar benim Kore'yi deneyimlememi sağlayan en önemli şey Kore Kültür Merkezi'ydi diyebilirim. Kore Kültür Merkezi'ndeki birçok kursa katıldım. İşte bunlardan Kore yemek kursu, Kore geleneksel çalgısı, Kore geleneksel dansı gibi bir sürü kursları oluyor. Bu sayede Kore'ye gitmeden Kore'yi deneyimlemiş oldum. Bir sürü Kore ile ilgili şey öğrenmiş oldum. Ve size burada Koreli hocalar öğretiyor. Kore'den hoca getiriliyor. Ve o hocalarla birlikte öğreniyorsunuz. Ben Kore Kültür Merkezi'nde şarkı yarışmasına katılmıştım. Ve burada birinci geldi ettim. Bu birincilik sayesinde uçak bileti kazanmıştım ve Kore'ye gittim. Okula devam ederken değişim öğrenciliği programına katıldım. 3. sınıfta Kore'ye tekrar değişim öğrencisi olarak gittim. Ufsa gitmiştim. Hanguk University of Foreign Studies diye bir okul. Gerçekten öneririm. Güzel bir okul dil konusunda. Korece dil kursu da çok güzel. Oraya da gitmiştim. Değişim öğrenciliği sürecimde birazcık böyle Korelilerle çalışmayı deneyimlemek için part-time çalışmıştım izin alıp tabii ki. Part-time çalışırken hem okuyordum hem geziyordum. Değişim öğrenciliği tabii ki sadece okul okumak değil bence. Kültürü deneyimlemek, o ülkeyi yaşamak ve gezebildiğim kadar geziyordum okurken tabii ki. Değişim öğrenciliği sürecim bittikten sonra son sınıf olduğumda Ankara'ya geri döndüm. Ve Kore Kültür Merkezi'nde bu sefer tercüman olarak arada çalışmaya başladım part-time olarak. Yani benim katıldığım kurslara artık tercüman olarak giriyordum ve bu benim için çok güzel bir şeydi. Daha sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra POSCO'ya girdim. POSCO biliyorsunuz Kore'nin bir şirketi. Burada dış ticaret alanındaydım. İthalat ihracat yapıyordum. Fakat bu alanda çalışmak istemediğimi fark ettim. Ya daha farklı alanları deneyimlemek istedim. Oradaki işimi bir sene dolmadan bıraktım. Yine başka Kore firmalarında tercümanlık yapıyordum. Part-time olarak gidiyordum lazım olduğunda falan. Kore Kültür Merkezi'nde çalışırken yüksek lisansa başvurmak istedim. Bir şansımı denemek istedim. Çünkü ben daha öncesinde yüksek lisans bursuna, Kore Hükümet Bursu'na 2 kere başvurmuştum ve kabul edilmemiştim. Ya yani ilk aşamayı geçiyordum, ikinci aşama olmuyordu, son aşama. Çalışırken şansımı denemek istedim tekrardan ve güzel hazırlandım. Bu sefer oldu. Değişim öğrencisi olarak gittiğim kursa bu sefer yüksek lisans öğrencisi olarak geldim. Ve şu an kültürel içerik üretimi gibi bir bölüm diyebilirim. Yani tam Türkçesini bilmiyorum. Türkiye'de tam bu bölüm yok fakat böyle içerikle ilgili bir bölüm. Size birazcık okulumdan ve bölümümden bahsetmek istiyorum. Ben Kore Hükümet Bursu ile burada bulunuyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Okulumuz dil konusunda çok gelişmiş bir okul. Yani eğer dil kursuna gelmek istiyorsanız ben gözüm kapalı önerebilirim. Ben de dil kursuna buraya gelmiştim. Bölümüm Buna Kontentçi Korecesi bu şekilde geçiyor. Kültürel içerik üretimi diye düşünebilirsiniz. Genellikle derslerimiz şu şekilde oluyor. Animasyon üzerine dersimiz de var. Dijital içerik analiz gibi bir dersimiz de var. Bunun dışında dizi film üzerine derslerimiz bulunuyor. Pazarlama dersimiz var. Yani çok çeşitli dersimiz var. Sizin ilgi alanınız neyse, tezinizi ne üzerine yazmak istediğinize bağlı derslerinizi seçiyorsunuz. Ve mezun olma şartlarımız şu şekilde. 3 tane mezuniyet sınavına girmeniz gerekiyor. Daha sonra dil belgesi teslim etmeniz gerekiyor. Korece ya da İngilizce. Ve son olarak tezinizi tamamlamanız gerekiyor. Bu şekilde mezun olabiliyorsunuz. Müzik
bizim kuzenimle birlikte yaşadığımız evimiz. Biraz küçük bize ama şöyle üst katı var. Buradan üst kata çıkıyorsunuz. Buraya yarı kat, yani 1,5 kat diye düşünebilirsiniz. Üst kat tam bir kat olarak geçmiyor. Bu arada böyle sıkışan bir ses söylüyorsunuz. Hesaba dışınızda geliyor. Bunları içeri alıp tartışacağız. Mesela bu şekilde yolculuğa var çantayla. Ve çantayı siz tekrar kapıya koyuyorsunuz. Kapıdan onlar geri alıyor. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.